Herkese hayırlı sabahlar, hayırlı sahurlar arkadaşlar. Biz şimdi tostumuzu yaptık. Sahur yapacağız bakalım Murat'la birlikte. Hazırladık işte zeytin, kaşarlı tost, çayımız var burada. Dün yapamadık biz sahur. Bugün böyle şey yapıyoruz. Çok da rahat geçti ama günümüz. Hiç evet. Zorlanmadık. Hatta daha bile rahat geçti. Yani ben hiç mide tarafından zorluk çekmedim. Evet. Bugün de mi acaba öyle tutsak? Yani kendim açımdan yani öyle tutsam diye düşündüm ama. Evet. Yine bir tost yaptık bakalım. Ben rahatsızım arkadaşlar. Dün iftardan sonra mı? Evet, dün iftardan sonra. Zaten ben dün hastaydım. Ondan sonra sen başla yemeğe. Ben kameralar çekerken çok rahat yiyemiyorum da ondan şey yapayım dedim. Maşallah bu yememiş halimse. Çok çekiniyorum böyle şeylerden. Değil mi insan içinde? Arkadaşlar ben rahatsızdım. Hatta bugün niyetlenmeyecektim bile. Çünkü tıkalıydım. Geniz akıntım vardı. Bütün böyle sinüslerim dolmuş yani. O yüzden Murat'a dedim ki ben dedim yarın niyetlenmeyeceğim dedim. Hastayım dedim. Sana ne hazırlayayım dedim. O da dedi ben yemeden tutayım dedi. Neyse sonra sabah oldu. Ben tabii çocuk okula gitti falan. Sonra gene uyudum böyle. Sabah niyetlendim yani. Hani kendimi iyi hissedersem niyetlenirim diye kafamda kurmuştum. Gene iyi hissetmiyordum ama hastayken zaten insan şey istemiyor da böyle İçim şey oldu. O yüzden yani böyle hani orucum bozulur, boşa gider. O yüzden yani niyetlenmeyeyim diye hesap ediyordum. Kötüydüm çünkü grip olmuşum, üşütmüşüm. Ondan sonra cuma neyse sonra ne yaptı? O biz iftardan iftara ilk defa oruç tuttuk. Aynen sahurda bir tek su içtik yaptık. Aha, aynen öyle. Yani arada da hiçbir şey yemedik. Hani başka akşamlar olsa tatlı yerdik, onu yerdik, bunu yerdik. Ama hiçbir şey yemedik bu sahurda da işte. Gene bayağı da bir oturduk böyle. Hani kendimi iyi hissederim. Ben ama neler yapıyorum? Ada çayı yapıyorum, gargara yapıyorum, sirkeli su yaptım, içtim. Yani olabilecek çabucak böyle toparlanma yöntemi ne varsa her şeyi yapıyorum. Aynı gün içerisinde karıştı mide böyle. Zencefil, bal, limonu karıştırdım. Bir kase onu yedim. Ondan sonra cuma bugün çok şükür Allah'a biraz daha iyiyim. Yani gene tam atlatmış değilim ama sebebini de bilemiyorum. Neyden oldu mu? Sudan mı? Çayları çok böyle haldır haldır sıcak sıcak içiyoruz. Tahriş ettim ama bayağı bir kötüydüm yani ondan değildir. Düşünüyoruz bulamıyoruz neyden hasta olduğunu ya da pazardan mikrop mu kaptım ne oldu ben zaten çok hassasım böyle yapılı şey olduğuma bakmayın benim yani Murat'ın da benim de biz ufacık şeyde böyle hemen mikrobu alan bağışıklığımız çok kuvvetli değil evet yani ne kadar şey yaparsan yap böyle şey değiliz yani dirayetli değiliz hemen hasta oluruz böyle işte ben de öyle hasta oldum üzüldüm de Ramazan'da olmasına böyle ama yapacak bir şey yok. Toparlanacağım bakalım. Dedim bu sabah da haşlanma yumurta mı yapsam tost mu? Bir arkadaş da demiş her sahura tost bu ne be şişeceğiz bilmem ne bir şeyler demiş. Şimdi gene tost. Yine tost yiyoruz. Yani şimdi kimisi domates salatalık yiyor sahurda. Yumurta kırıyor yağda. Onları yiyor. Ama biz mevsimi değil diye salatalık falan eve zaten almıyoruz. Aynen tadı olmuyor çok. Geçen bir salkım domates almış. Onun tadı güzeldi ama. Aynen onu da çok almıyoruz. Onun da bir daha devamlı bulamadık. Sonra baktım hep yeşil yeşildi. Almıyoruz yani böyle domates salatalık falan filan böyle. Ondan önceki iftar zaten şeyde sahurda çok zeytin yedim mesela. Susatmıyor da beni. Etkilemiyor pek fazla. Bu zeytinler çünkü annemler kurduğu için hazır zeytin gibi değil böyle. Tuzu falan her şey kararında. O da susatmıyor, etkilemiyor beni. Böyle tost, haşlanmış yumurta, işte börek mörek kalmıştı bir akşam öyle yedik. Aslında her akşam da tost yemiyoruz aslında değil mi? 2-3 akşamdır. Aynen. Şu 8-9 gün içerisinde 2-3 akşamdır yaptık yani. Değil sen, mi? Sen bu Ramazan bize meşhur sahur tarifini çekemedin domatesli kaşarlı. Evet, aynen yapamadım onu. Kısmet olmadı. Çünkü domates yok doğru düzgün.
hasta olduğum için çocuklara da diyorum ki akşam iftarımızı yaptık işte. Diyorum ki sabah diyorum sucuklu kaşarlı diyorum tost isteyen erkenden uyur dedim. Hemen uyuyorlar. Çok Oo. seviyorlar ikisi de. İkisi de bir uyudu maşallah bir görseniz var ya. Aldamam size. Bayılıyorlar. Yani kim çocuğunu öyle deyip de şey yapıyordur ki değil mi? Uyutuyordur değil mi? Aynen. Hemen uydular hiç itirazsız. Evet. Tam 9'da her akşam sokuyorum onları yatağa. Çünkü bizim de düzenimiz bozuldu. Herkes gibi yat kalk yat kalk böyle şey olduk yani. Ondan dolayı işte böyle onlara şey yapıyorum yani. Cazip olabilecek sevdikleri falan ne varsa onları böyle öne çıkartıyorum. Hemencik dediğimi yapıyorlar. Yoksa itiraz ediyorlar. Evet arkadaşlar tostlarımızı yedik. Birer tane daha çay doldurduk şimdi. Çayımızı içeceğiz, suyumuzu içeceğiz. Öyle artık sahur kapanışı yapacağız biz. Bir de dün şey oldu arkadaşlar. Dünkü videonun yorumlarında çok kişi demiş ki benim eşim demiş öyle bir şey olmuş olsaydı demiş şöyle yapardı. Böyle olsaydı böyle yapardı diye. Siz bilmiyorsunuz Ben de yaptım. biz ilk gün Ama daha kötü bir şey yaşadık. ilk gün neydi yahu? İnanmazsınız yani bütün aksilikler böyle üst üste mi gelir geldi yani. İlk gün tarhana çorbasıyla yaprak sarma yaptığım gün işte. Hani o günün şeyini bilmediğiniz için şimdi bu böyle şey kaldı yani yanına. Hiçbir şey. Tabii Yani canım. bu kravalı patatesin yetişmemesi hiçbir şey yani. İlk gün işte yine Emine dediği gibi sarmaları yaptı. Sarmalar aslında pişmişti. Pişmiş ama damarlıymış yapraklar. Evet. Murat da ağzına Hem böyle... damar hem de Emine onların üzerine böyle şey kapatmış. Güvecin kapağını kapatmış. Toprak kapağı. Şey açılmasın diye mi kapattın Evet. Açılması diye şey sarma taşı konuluyor ya hani böyle. ha? Ben de bizim küçük bir güveç vardı Keşke bir kayınvalidenin porselen tabak verdiği. koysaydın üstüne Ya değil mi? hep öyle yapardım. Ama Güveç yukarı uzandı. Güvecin kapağını al da yani. ben onu sana verip çıktım aldım oradan. Özellikle aradım buldun onu ya. Vallahi özellikle gittim onu aldım. Bir Vallahi. de İşte olacak ya yani. Olmuş yani. onun herhalde birazcık toprakımsı böyle. Kötü bir tat salmış sarmalara böyle buharla beraber işte artık ne olduysa. Ondan sonra Murat onları Bir de yiyemedi. şeyleri uzuyor dediği gibi damarını Damarları. yutmaya kalkıyorsun yutamıyorsun böyle. Yaptık ama Ya onu oraya gelene kadar durdu daha ha. neler yaşadık. Aynen öyle. Ay o kadar. Hep anlatacağız, anlatacağız. Kaç gündür anlatamıyoruz size bu olayı. Hep niyet ediyoruz anlatmaya. Bir şey oluyor, o çıkıyor, bu çıkıyor. Hop videoyu kapatıyorum. Ben anlatamıyorum. Aynen. Mutfaktayız işte. Emine sarmalarla uğraşıyor. Ben çorbaları kaseye koymaya uğraşıyorum. Orada ama Zeynep'le Ali böyle ayağımızın altında böyle takılıp düşeceğiz. Zaten biz ama mutfak tezgahıyla masanın arası böyle dar. Emine'yle Dar. bile biz zor geçiyoruz. Çocuklar orada Evet. habire. Zeynep zaten tam cozuttu o gün. Anne onu ver, anne bunu ver, anne 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 Evet, böyle. anne su ver, anne bilmem ne, Ali anne ne zaman çorba. yiyeceğiz, ne zaman yiyeceğiz? Aynen Ondan sonra o arada annemin bir iki tane mesajı var işte şey öyle. tam Sirkele İftara baş. yakın böyle, iftara yakın değil, bir iki dakika kala yani böyle yaptık. Bir Sirkeyle açın, çok sevapmış, sirkeyle açın diyor. Hem bana atıyor hem Emine'ye atıyor. Bana bir de ses kaydı atıyor, bir yazı atıyor böyle. ya ben de hep O tabii annem hazırlamış kendi yemeğini. evet Karışan, hepsi görüşen yok. Bir Emine'ye yazayım diyor, bir Murat'a yazayım diyor. şimdi annem atmış mesajları ben de annem bir şey attığı zaman böyle hep bir panik oluyorum niyeyse bende de bir panik atak mı başlıyor ne oluyor bilmiyorum hep böyle bir korku giriyor içime hep böyle bir kötü haber alacağım diye o mesaj attım ama Murat'a diyorum hemen aç hemen aç aç bak aç bak annem bir şey attı aç bak diye. Neyse ses kaydını dinledik. Sonra sirkeyle başlayın çok sağ ol. Sonra bana, bir yana da atmış şimdi. Ben de dinledim. O arada işte Biz iyice dolandık ama tam böyle panik olduk yani. hem de nasıl? Anlatamam Bir size. de ezanı da kaçırdık. 10 dakikada 10-12 ezanı dakikada ilk gün kaçırmışız. ezanı kaçırdık. Şimdi Bekliyoruz, okunacak, şimdi bekliyoruz. Hoca okunacak. okumuyor. Dinlemeye çalışıyoruz, duyulmayacağım. Kapı kapalı, Oğlum çık. akmak
Açmak aklımıza gelmiş mi? Biz Zeynep Ali ayağımızın altına hepten bizi şey yaptılar. Ali'ye dedik en sonu, oğlum çık bak bakayım balkona, okunmuş mu ezan diyoruz. Okunuyor mu ya da duymuyoruz. O da bekliyor, bekliyor, yok. En sonunda ben telefonu aldım baktım. Oo, 25 gece okunan ezan biz. 35 gece mi açtık? 37 gece mi açtık? 10-12 dakika ya, gece açtık yani. Saatiye baktık ama aklımızda durmuyor ki. Gerçekten aklımızda durmuyor artık. Bu neyden sebep bilmiyorum ama artık yediğin içtiğinden, B12 vitamin eksikliğinden falan değil arkadaşlar. Çok kişi açıklamasını yapmış bunu, bilim adamları, Wi-Fi'ler demiş, uydular demiş, 5G'ler demiş, hep unutkanlık yapacağını söylediler. Konsantre eksikliği yaşıyoruz. Ben onunla ilgili hatta bir kitap alalım, dur bakayım şu masayı dur. En yakın zamanda onu okuyacağım. Okuyan var mı? Yani ondan sebep de biz böyle yaşıyoruz. Kafalar gidik. Unutkanlık yani. Bir de çocuklar dediğiniz gibi onu yap, anne bunu yap. Anne, anne, Zeynep bir görseniz var ya. Zeynep o gün abartısız her saat başı bir şey yedi yani. İlk Ramazan ilk günü gofret yedi, çorba içti, pilav, kuru fasulye yedi. Onu yedi, bunu yedi, hiç durmadı. Yani o akşam bir şey yemesi mucize olurdu. Ama devam edelim anlatmaya. Gene istedi. Neyse, ben sarmayı yemedim dediğim gibi. Emine dedim, hem tadını beğenmedim hem de çok damarlı. Ben dedim, ne yiyebilirim dedim. O da arkada Emine de şeyi ısıt demem bana. Dünden kalan kuru pilav var dedim. Hı. Dünden değil, dünün evvelsi günden kalan kuru pilav vardı. Sucukları da Zeynep tarafından ayıklanmış olan. Neyse yiyeceğiz, tamam yani artık yapacak bir şey yok. Dedin ya, bunun sucukları nerede ya dedi. Kuru pilav koydum önüne, orada bir heves sucuklu bekliyor. Sarma tabağı benim önümde duruyor. Ali kendikini yemiş geldi. Baba yemeyeceksen seninkini yiyeyim mi dedi. Yok dedi. Al oğlum dedim, verdim onu, aldı. Löp 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 başladı yemeye. Sonra Zeynep de başlamasın mı? Dur. Sonra Emine dedim, ısındıysa pilavı ver dedim, çok ısınmasın dedim. İçinde de demir kaşık yanmış, kıpkırmızı olmuş büyük ihtimalle. Getirdi benim önüme tahtayla, koydu onu böyle. Kaşığı ben bir tuttum. Sıçradım, Allah dedim, kahretmesin dedim. Fırlattım, attım kaşığı. Bu ne ya diyor. Ondan sonra başka kaşık aldım, bir kaşık pilavdan aldım. Pilav kuru fasulye karışık, harmanlamış böyle. Çok affedersiniz böyle. Bulamak üçüncü gibi. Gün böyle köpekleri kokuyor mu ya kapının önünde, böyle yoğurt kaseslerinde. O sene o hale gelmiş yani yemek. Orucun ilk günü. Ama yiyeceğim çünkü açım, bütün gün kafama çıkmış zaten, çocuklar mucuklar, evet. Annem ezan kaçmış. Neyse bir kaşık aldım, ağzım haşlandı. Ondan sonra Zeynep demez mi? Ben de kuru pilav daha gündüz yedi bir ama tabak. Ama Zeynep buraya kadar dolu yani. Yiyemez, imkan yok. Zaten 16-17 kilo vücudun tamam yani. Demez mi ben yiyeceğim diye. Ali'ye zaten sarmaları vermişim. Kalmıyor hiçbir şey. Ondan sonra dedim, Emine dedim. Ben de o ara böyle gülme şeyi geldi. Emine aynen böyle. Gülme krizi geldi bana. Hepsi süsü öyle bir geliyor ki böyle sıralanmış yani. Komplo kurmuş gibi birisi. Evet. Ondan sonra dedim tamam ya dedim, ben yemiyorum dedim. Yemiyorum dedi ya, kaşı bir vurdu attı. Dedim oruç moruç dedim, Ramazan bana göre değil, bitti benim için Ramazan dedim. Öyle bir sinirlendim ki. Zaten ilk gün çok sinir olur insanla böyle, evet. İşte ilk gün olunca böyle. Ama şey, her şeyin üst üste gelmesi çok ilginç. Ezana geç başta, ondan sonra çocuklar, o bu şu, bir sürü sebep vardı yani o gün. Hepsi, şey olacak. Tabii. Ezana geç başlamak, sarmanın damarlı olması, tadının kötü olması, ondan sonra annemin sirke diye tutturulması. Aynen. Çocukları saydık mı? Çocukları. Sonra ne oldu? Çocuklar elinin yanması, Zeynep'in pilavımı istemesi. Zeynep ondan sonra pilavı. 6-7 tane şey yani etken böyle üst üste gelince. Murat sonra balkona attı kendini. Balkondan da geldi bu köşeye kuruldu. Ondan sonra ama ben böyle şey oldum artık böyle. Sizden tamam ye kızım dedim. Pilavı koydum Zeynep'in önüne. Yemez mi onu? Yedi onu da yedi ya. Onu da yedi maşallah. Şaşırdım, bir görseniz yani. Var ya, çok seviyormuş demek ki çocuk, ne bileyim. Ya hiç yani ne sevip ne sevmeyeceği bizim evdekilerin değişiyor, hiç anlayamıyorsun. Bazı zaman nohut yaparım, sadece nohutlarını yerler, etini falan ayırırlar. Bazen etini yerler, nohutunu yemezler. Bazen sucuklu fasulye yaparım, fasulyelerin tanelerini yerler, havucu sucuğu bırakır. Hani çok değişkenler yani. Ali de öyle, Zeynep de öyle. Şimdi o günde o
kuru fasulye pilavı ben bir de böyle karıştırdım. Murat dedim yemez bunu dedim. Ben yerim dedim hani. Sarma bir sonraki günde yerim. Ben yani çorbanın açıkçası arkasına... yemezdim yani. Çünkü üçüncü gün bir de Ramazan ilk güneş insan böyle sevdiği bir şeyleri bekliyor, tamam mı? Yani aynen. Şey yok, eminim sarımsaklı orada hazırlamış. Sarmayı sarma. bana yiyeceğiz, ekmeksiz böyle bol da yapmış. Oh dedim, tamam. O olmadı, kaldık kuru pilava. Kuru pilava üçüncü gün artık ister, kim olsa yemek istemez yani şimdi. Aynen aynen ama aç olmadı. Onu bile yemedik insan. Yani. Aç bir yandan da çok güzel dersler çıktı o akşam aslında aynen bize. Aynen öyle. Murat'a dedim ki Allah dedim seni ilk gün işte şey yapıyor dedim ne ama geçemedi. Öyle dedim. Öyle dedim. Ben bugün çok güzel sınandım ama dedim geçemedim, sınavı geçemedim dedim yani. Sinirlendi çünkü evet. Çok. Yani dünkü muhabbetten... Sabır davranamadım maalesef. Dünkü muhabbetten yedim. Yani sinirlenmiyor eşin. Ne rahatsın evine falan. Sinirlendiği zamanlarda oluyor yani. Ama kamera açık. Kim olsa sinirlenir be. 7 tane şey saydık, etken saydık yani. Evet. Yani bir evliya falan olmak gerekiyor. Sabır davranmak için. Aynen, aynen öyle. Ama ben gayet, ben arkadaşa her zaman öyleyim. Hem de benim sinirlenme hallerime güldü. Ben rahatım yani. Normalde de böyle ancak böyle bir şey olacak, böyle damarıma basacak, öyle sinirlenirim yani böyle. Hani ciddi ciddi bir bağırış olacak, o zaman çok aşırı sinirli oluyorum. Hani onun dışında böyle rahatımdır. Hani... Beni videolarda görüyorsunuz yavaş, ay çok ağır kalması, ay şiştim, ay uyuşuk, ay bilmem ne yazıyorsunuz. Haklısınız yani, herkes böyle fıldır fıldır şey yapmıyor. Benim de yapım bu yani, yapı meselesi. Onun o sinirli anlarında bile ben sakinliğimi koruyorum yani. Hiçbir şey olmamış gibi böyle gayet rahat çorba içiyorum yavaş yavaş. O onu istiyor, veriyorum ama Murat işte aynen erkekler... Aynen o izlediğimiz film gibi. Kadının kocası kalp krizinden yemek yerken yatıp yere ölüyor. Karısı gidiyor adamın önünden salataya alıyor, salata yemeği. Oturuyor salata. Öyle bir rahatlık var sende de yani. Evet, aşırı yani. Yapacak bir şey yok. Herkesin yapısı farklı işte. Yani çocuklara bir şey olmadığı sürece ben rahatım. Ama çocuklara bir şey oldu mu böyle pır 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 parçalanırım yani o derece. Yani cana gelmediği sürece böyle şeyler ufak tefek, eften püften sebepler benim için yani öyle gereksiz, önemsiz şeyler. Yani bu kadar şey değil. Sonuçta onun öncesi çorba içmiş. Değil mi? Tarhana çorbası içti. İşte ben de tarhana çorbasını çok sevmediğim için o kadar az koyduruyorum ki yani böyle. İki kepçe azıcık koydum. Yemek kaşığıyla böyle 4-5 kaşıkta bitecek kadar koyduruyorum yani. Çok hoşlanmıyorum tarhana çorbasından. Ya sevmiyor ama gene yiyor. Sevmiyorum, sevmiyorum diyor ama çocuklar yani kendimizi sarma kurduk o gün ama. Evet. Aynen. Ne sarma ne kuru. Ya ben olmadı. Yedim. Ali ertesi gün okula götürdü yedi. Ali zaten parmaklarını yedi Aliş'im var ya. Anne çok güzel olmuş. Anne öyle olmuş. Anne böyle olmuş ama yaprağı... işte bana hepsi baktı. Yani Ali'nin o karşılığı evet. Sarmaları yemesi. Yedi ondan sonra kalktı elhamdülillah dedi. Ellerini yıka oğlum dedim. Geldi mutfağa gene. Baba sen yemiyor musun sarmalarını? Ben yiyeyim mi yemiyorsan dedi. Arkadan Murat fasulyeyi yerken Zeynep'in ben de kuru pilav istiyorum. Öyle demesi çok böyle üst üste. Aynen. Zaten kuru pilav artık üçüncü gün dediğimiz gibi az bir şey vardı da. Aynen. Sonra da Zeynep gözükmüş. Küçük bir sahanda vardı. Aynen. Ona da, o da Zeynep'e kısmet oldu. Yavrum oturdu orada teyzeleri. Bir güzel yedi. Dinlene yedi onu valla. Bir güzel yedi var ya maşallah. Yani hiç belli olmuyor diyorum ya. Çorba şey yaparım. İçmezler. O kadar özendiğim bir şey olur yemezler. Özenmediğim bir şey olur hop yerler. Çorbayı hiç sevmezdi taranayı Zeynep. Şimdi sevmeye başladı. Bir de maşallah dokunmuyor da yani onun için de yani seviniyorum yani dokunmamaya başladı. Annemin yaptığı taranalar Mudanya'dan diğer geçen sene vermişti. Geçen senenin taranası ama çok severek yiyor maşallah. Öyle işte kitabını gösterdin mi? Göstereceğim. Şimdi göstereceğim. Heh. Dediğimiz gibi o bizim yani bende çok olmaya başladı. Emine de benden de çok var belki. Bende daha çok var. İkimizde de var. Arka arka okuyacağız bakalım fırsat bulduğumuz zaman. Odaklanma becerisini nasıl yitirdik, nasıl geri kazanırız diye bir kitap aldım geçen gün. Bunu ilk fırsatta okuyacağız bakalım. Pür dikkat kitabını da. Evet, pür ters dikkat. Ters göz anlaşılmıyor galiba. Ön kameradan çekeceğiz. Sen çevireceğim artık editlerken ne yapacaksın? Pür dikkat kitabını da zaten çıkar ya hemen. Aynen. Görürsünüz okumak isteyenler bir göz atsın. Ön yazıları falan ona göre alırsınız zaten uygun bir fiyatında. Bakacağız bakalım.
Bu arada Ramazan'da da kitap okuyamıyoruz arkadaşlar. Başka şeylerden Murat'ın işleri oluyor. Benim başka işlerim. Ramazan'ı başka Düzenimiz türlü. tamamen değişti. Evet, Ramazan'ı da başka türlü geçirmek istiyorum. Yani daha dolu dolu geçirmek istiyorum. Sonuçta 11 ay, 11 Okuruz. ayın bir ayı kitabı okuyacak çok zamanım olur diyorum. O yüzden birazcık böyle ara verdik. Yani bu Ramazan ayında ara verdik açıkçası kitap okumaya da. Sorun arkadaşlar oluyor. Kitaplar ne durumda? Okuyorsunuz mu? Okumuyorsunuz mu? O yüzden Şu yeni şunu kitap kokusunu ben o kadar seviyorum ki. Ali de çok seviyor. Ama baksana çok güzel kokuyor ya. Hı? Evet, çok güzel. Matbaa kokusu. Hani. Gazete kokusu Evet. gibi. Saman kağıt. Öyle arkadaşlar ya. Vallahi var ya. Hep böyle bir macera dolu. Bir de bazı şey bayanlar yazmış. Onlar adına o kadar çok üzüldüm ki. Ben o yemeği yapsam işte kocam benim başıma çevirir. En Ben o az yemeği... benden 3 çeşit 4 çeşit yemek bekliyor eşim diyenler var. Yemin ederim vallahi o kadar üzüldüm ki böyle Ya ne... amaç karın doyurmak yani 4 çeşit olup da yani ne, bilmiyorum herkesin farklıdır tabii düşüncesiyle. Ya kalabalık olunca şimdi aranır, anladın mı? Kalabalık Evet. bir aile ise eğer 7-8 kişi ise evde şimdi bir tek çorbayla şey olmaz. O pilav da ister, makarna da ister ya da salata da ister ortaya ya da turşu ister. Ama biz iriyiz, kiloluyuz ama bir tabakla doyuyoruz. Gerçekten doyuyoruz. Tabii. Biz yana yaptığımız zaman başka bir şey kalıyor illaki. Az da yapsak kalıyor. O Bir de ben o yüzden. ana yemeği böyle doyu doyu yemek istiyorum. Yani böyle Ve tadını çorbaymış, bir parça çıkara börekmiş falan yemek istemiyorum ama. çıkara. O akşam mesela tavuk yenecekse doya doya tavuğu yemek istiyorum yani. Bizde öyle bir yapı var Geçen arkadaşlar. mesela tarifini verdiğimiz şinitzel. Annem de buradaydı. Gerçi bir kilo az bile belki hepimize 4 yetişkin, 2,5, 2 tane çocuk da Ali de artık yetişkin sayılır. Evet. Dökül saça yedik mesela. O akşam bir çorba mı yapmıştık? Yine var mı çorba hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum ki. Neyse öyle yani. Tek çeşit bizim için daha ideal oluyor. Mesela yarın akşama bir makarna üstüne Ton balığı. ton balığı mis gibi olur ya. Gayet doyurucu ve lezzetli oluyor. Değil Ama mi? evde vardır kayınvaliden, kayınpederin. İşte iki çocuğun vardır kocan. Böyle yaşayan aileler için yetersiz gelebilir. Çeşit arar. Ama biz iki kişi Murat, Ali de öyle. Zaten fazla şey yapmamaya çalışıyoruz. İsrafa da şey yapmıyoruz yani. İsraf da etmemek açıkçası. Öyle nedenlerden dolayı, o sebeplerden dolayı yani tek çeşit ideal oluyor. Bazen olduğu oluyor yani. İki çeşit olduğu oluyor. Mesela Tabii bazı... şimdi iftara annenleri, ablanları, abinleri falan alırız. O Tabii o zaman zamanlar yaparız oluyor. yani Mesela tabii. ben de annemlere gittim mi O zaman kalabalığız bir makarna mesela. da indiremezsin haliyle. Oluyoruz 10-15 kişi. O zaman tabii ki de çeşit çok oluyor. Yeniyor. Kalabalık da öyle yeniyor yani. Şimdi biz çekirdek aile, kalabalık ailelerle kıyaslamayın yani. Onların yemesi de daha fazla olur, gideri de daha fazla. Daha çok market Tabii alışveriş her mutfak şeyi. masrafları da artık uçta gitti yani. Aynen öyle, eskisi gibi yok. Bak ben 5 sene önce çektiğim market alışverişlerini 70-80 liraya tezgahı dolduruyormuşum Ya. mahalledeki evde. Şimdi öyle değil. Şimdi Şimdi 100 lira bir kilo tavuk alıyorsun. ya Göğüs olarak 85 lira. Marketine göre değişiyor tabii. 90 lira değişiyor. tabi tabi yani 10 pide. şimdi 1.000 lira 1.500 veriyorsun 1500 tezgah milyar milyon. Murat Milyon. ya. Saat geç oluyor ya, 4 oluyor, benim kafa gitti. Doğum tarihiniz Muş. Evet. Şey yapamadım. Ay o çok komik ya. Ay bir ara o komik şeyleri birbirimize söylüyorduk burada ya. Takipçileri söylüyorduk. Onlar da bize söylüyordu. Biz senden bakıyorduk gece, Bakıyorduk, gülüyorduk. gülüyorduk. Hatta biri demiş ya sakat atı biz ona ne güldük ya. Sakat at nedir diyor Sakatat, ya. sakatat. O çok komikti. Çok komikti. YouTube'da mikrofon uzatıyorlar ya, onlar o kadar komik Yine oluyor varsa ki. yazın izleyelim iyi geliyor yani. Bir Evet 2-3 ay ya. götürüyor onun esprisi Gülmek bizde. iyi geliyor gerçekten böyle. Öyle Çok arkadaşlar uzattık be. ya. Bir de ben iftara ne yaptım şimdi? Biz sahurdan girdik ama iftara çorba yaptım. Bir de arkadaşlar hasta olduğum için dışarıdan söyledik biz. Lahmacun aldık. O çorba tarifimi de çektim. Şimdi bu videonun en sonuna eklerim. Ya normal domates çorbası yapacaktım ben ama içine 2 kaşık da şehriye atmak istedi canım nedense. Taneli olsun dedim. Tamamen içgüdüsel. Aynen öyle yani. Orada burada gördüm. O uydurmasyon bir çorba. Ondan sonra ama çok güzel oldu. Çocuklar da bir sevdi. Nane attım, karabiber attım, sarımsak. Allah. Her şey, hastayım ya bir de şimdi. Et suyu olsa et suyu da atacaktım da.
Yoktu, o yüzden atmadım. Tavuk suyu, et suyu. O yüzden yoktu, atamadım yani. Öyle olsa daha da lezzetli olurdu. O çorbanın tarifini de bu videonun sonuna eklerim. Oradan görürsünüz, izlersiniz. Sizler de ister denersiniz yani, hoşunuza Tavuğu gittiyse. birçok kişi denemiş, çok da güzel olmuş demişler, beğenmişler. Sevindik beğenmenize. Aynen. Instagram'da da paylaştım ben onun şey halini, böyle Evet. kısa versiyonu. Bir de bu izlediğimiz Hintli dayının arkadaşlar, Hintli dayı. Hintli dayı diyorum da, Hintli bir tane çocuk işte, dayı bir çocuğu çıkıyor, bir dayı çıkıyor işte, karışık. Onun kanalında bir sürü bundan yapmış. Çeşnilerini değiştiriyor işte, içine onu koyuyor, bunu But da koyuyor. yapıyor, kanat yapıyor. Tavuğun But her yap. tarafını yapıyor. O atıyor, bir atıyor kızgın yağların içerisine. Bir görseniz kocaman böyle, Sanayi tipi tabii. Onlar büyük ihtimal evet, restoran falan. sokak lezzetleri kesin oranın. Hayırlı Bilal. yaşa. Ondan sonra bir yapıyor, bir yapıyor. Var ya, onları izleye zaten iştahımız kabarıyor. Ve hatta geçen seneki sahur iftar videolarına bakmışım. Hünkar beğendi yapmış. Aa diyor, unuttuk biz bu yemeği Çok da güzel yapmayı, oluyor. Onu da yemeği. bu bir ara yapalım Bu bakalım. iftarda yapalım onu ya. Çok lezzetli oluyor. Patlıcan yatağında böyle üstüne kuşbaşı, et ya da tavuk, ne istersen. İpek iplik o patlıcanın içerisinde de kaşarı rendeliyorsun. Öyle güzel oluyor ki böyle. Valla onun bir de şeyini de okumuştuk, hikayesini. Hünkar'a götürmüş de, Hünkar beğendi olmuş. Unuttum valla. Yani neyi hatırlayayım, neyi aklımda tutayım ki, kapasite şey. RAM yetmiyor artık. Aynen öyle. Kaç terabayt oldu bizim şey. Valla. İşte eski videoları izliyorum açıp açıp. Sahur videolarımız yazlıkta. Murat da balkonda sahurda yine böyle. Yani onları izliyorum var ya, şimdi arkadaşlar da bana yazıyor. Emin ediyor. 5 sene önce aynısınız, şimdi de gene aynısınız. Gerçekten öyleyim yani. Ne mutlu, hiç değişmemeye çalıştık, değişmedik Ya yine. değişmedik. Hiçbir şey değiştirmedi bizi gerçekten. Bir de ama değiştiğimizi düşünenler de var. Onları da bilmiyorum yani, ne yönde değiştiniz diyorlar. Hiç bilmiyorum. Ay çok değiştiniz. Siz de şöyle oldunuz, siz de şöyle şımardınız falan, ama biz hep aynıyız yani. Neyimiz değişti onu anlamıyorum. Aynı huyumuz, aynı yeme stil, aynı tarz, giyim kuşam aynı, kilo aynı. Aynıyız yani. Bir çocuklar değişti yani. Büyüdüler o kadar. Onun dışında değişen bir şey yok yani. Yani insan değişmesi, evler değişir, eşyalar değişir, her şey değişir ama insanlar değişmesi en önemlisi o yani. Kimin karakteri değişiyor, neler oluyor? Sahura kalkanlar. Sandalyeleri çekiyorlar mutfakta. Şimdi yazlıkta Biz biraz dip, erken yedik yine bu akşam. evet yazlıkta dip dibeydi ya şimdi evler, ses olacak sahurda diye şey yapıyorduk. Duyulmasın diye fısır fısır o videoları izledim. 3 yıl önce, 5 yıl önce ilk iftar, ilk Artık sahur. yazlıkta da yapamayacağız herhalde şey. Ama şimdi İftar Nisan tatili sahur. gelecek, gideriz ya. Oradan Arkadaşlar da istiyor. Bir gidin orada da yapın diyorlar. inşallah havalar güzel olursa gideriz Hava güzel bakalım. olursa bak, bu bir iki gündür kar Öyle bir yağdı soğuk ki. dağları. Bir soğuk, balkona çıkmadım. Bugün boyunca hiç balkona çıkmadım ben. İyi yaptın. Zaten orada üşüttüm belki de. Zaten aynen öyle. Belki de orada üşüttüm aynen. Perdeleri söktüm. Oralarda bayağı bir uğraştım ben. Onun için hastalığı kaptım. Ay Emine de çayını yeni başlıyor. bitirmişim. Öyle arkadaşlar. Ben şimdi o şeyi ekleyeyim Hünkar beğendiği. bu videonun sonuna. Domates çorbasını ekleyeyim bu videonun sonuna. İsteyen yapar, değişiklik olur. İstemeyen de geçsin artık. Ne yapalım, değil mi? İstemeyen de hemen kötü yorum atsın, alsın telefonu eline. O nasıl yapacağım domates çorbasını? Çıtır çıtır sesler duyuyorum. Zeynep gelebilir. Ya çok paranoyak olduk biz zaten. Gece böyle tam yatacağımız zaman bir, ay tövbe estağfurullah, tüylerim diken diken oldu. Bir genleşme çatır çıtır ediyor. Ben bir Evet, öyle şimdi şak, bu gözlerim tavanlar açılıyor. asma tavan kartopu yer olduğu için böyle ısınmadı, soğumadı, böyle çıt çıt ufak ufak sesler yapabiliyor. O seslerden artık biz o kadar şey olduk ki böyle. Tedirgin. Çünkü depremden aynı sesler çıkıyor. Ah diyoruz, başladık. Ay Allah Hemen böyle lambayı göstermesin. açıp gözümüzü şeye dikiyoruz. Hemen ya, Tavana, lambayı lambalara. yatakta da böyle bir baş dönmesi başlıyor böyle şey olarak, psikolojik olarak. Aynen, sallanmasak bile o çıtırtı duyunca böyle sanki böyle gidip geliyormuş gibi Böyle oluyoruz. başım sallanıyor, içim bulanıyor, böyle bir şeyler oluyor yani.
bir reaksiyona giriyor vücut. Öyle yani, neyse arkadaşlar, lafı da çok uzattık. Sohbete doyum olmaz. Evet. Kolonyalarımızı dökelim biz, gidelim. Yavaş yavaş. Aynen öyle. Size de hayırlı sahurlar, hayırlı iftarlar. Bizi iftar saatinde izleyeceksiniz. Şu kafayla kolonya sürmek o kadar güzel oldu ki Allah herkes nasip etsin inşallah. Müthiş bir ferahlık yani. Gerçekten. Bunu ancak kendiler bilir. Ay Murat. Kapattım ben. Tamam, neyse. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bu videonun sonuna eklerim geri. İsteyen ister, istemeyen de. Götüyorum, telefonu alacağım. Ulan Emine, senin yapacağın çorba bu. Çorbası.